Bugün çok uzun zamandır hazırlığını yürüttüğümüz bir projenin müjdesini vereceğim size. Biliyorsunuz son dönemde hepten artan baskılar nedeniyle birçok sevdiğiniz gazeteci yazma şansı bulamıyor, birçok yazarın kitabı da basılamıyor. Basılmış olanlar da toplatılıyor, depolarda bekletiliyor, bazen de imha ediliyor. Ben de onlardan biriyim. 5 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı içinde bir tek makalem var diye ...900 bin ders kitabını imha ettirmişti. Yıllardır birlikte çalıştığım yayın evi kitaplarım artık basmıyor. Bazı kitap eski baskıları da satmaya çekiniyor. Daha önce kitapları milyonlar satmış birçok yazar da... ...yayın evlerinden e, kusura bakma durumu görüyorsun... ...risk büyük basamıyoruz cevabını alıyor. Nasıl Türkiye basını üzerindeki baskılar... ...bizleri sürgünde bir medya kurmaya zorladıysa yayın evlerinin çekingenliği karşısında da sürgünde bir yayın evi kurmaya karar verdik. Türkiye'de basılamayan, yasaklanan, sansürlenen, toplatılan, yakılan kitapları basmaya talip bir yayın evi. Susturulan, yayın şansı bulamayan yazarlar için bir sığınak. Hazırlık aşamasında bu sansürün sadece Türkiye'ye özgü olmadığı düşüncesiyle kapsamı genişlettik ve uluslararası yazar örgütleriyle de işbirliği halinde kapılarımızı baskı altındaki her coğrafyadan yazarları açmaya karar verdik. Nihayet aylar süren hazırlıklar geçen hafta sonuçlandı ve Özgürüz Press kuruldu. Şimdi masamızın üzerinde okurlarıyla buluşmayı bekleyen çok değerli yapıtlar var. Bunlar basıldıktan sonra birçok farklı yolla Türkiye'deki okurlara ulaşacak. Üstelik tercümeleri de farklı dillerde yeni okurlarla buluşacak yazının önüne dikilen duvarda bir gedik daha açılmış olacak. Şimdi de ikinci sürprizi vereyim. Yayın evinin ilk kitabı da hazır ve iki haftaya kadar Türkçe ve Almanca olarak piyasaya çıkıyor. Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığım çok farklı bir kitap bu. Birkaç gün içinde tanıtımlarını göreceksiniz ve umuyorum ki çok beğeneceksiniz.